Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, haftanın ilk işlem gününden herkese selamlar olsun diyelim. Güzel ülkemizin ekonomi gündemindeki çalkantılı sulara hoş geldiniz. Gerçekten o sular hiç durulmuyor. Biz bu sularda birlikte yüzmeye ve ekonomi okuryazarlığını güçlendirmeye çalışıyoruz yaptığımız yayınlarla. Şimdi kahvelerinizi, çaylarınızı alın. Malum bir bardak çayın, bir fincan kahvenin fiyatı da ortada ama çayınızı kahvenizi yudumlarken Türkiye'nin ekonomisinin de birlikte bir göz atalım diyorum. Öncelikle bir kurlara bakalım, altına bakalım onların durumu nedir? Dolar fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden 29'un üzerine test etti. Euro fiyatları da nispeten yatay bir seyirde işlem görüyor. Altına bakacak olursak altının ons fiyatı yeniden önemli bir seviye olan 2000 doların altına geriledi gibi görünüyor. Gram altında, ons altında paralel hareket etmeye devam ediyor dedikten sonra asıl gündemlerimize geçelim. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. İyi haftalar olsun. Ben de size Evet. uydum. Kahvemi içiyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Peki, haftanın ilk günü yine bir sürü rakamlar açıklandı. Bir sürü gelişmeler var hem içeride hem de dışarıda. Bugün asgari ücret görüşmeleri de başlıyor. İlk tur başlayacak. Diğer taraftan işsizlik rakamları açıklandı. Baktığımızda 2012'den bu yana en düşük seviyede görünüyor. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler ama hani gerçekten mantığının kabul etmediği şeyleri söylerken insan gülümseyiveriyor. Diğer taraftan sanayi üretimi de daralmış görünüyor. Dilerseniz bununla başlayalım. Siz çok önem veriyorsunuz bu rakamlara biliyorum. Ekim'de %0,4 daralmış görünüyor. Peki şimdi izleyicilerimiz şöyle de düşünebilirler. 0,4 dediğiniz binde 4 bir daralma. Yani çok da büyük gibi görünmüyor olabilir. Yani gerçekten önemli bir rakam bu 0,4 daralma Çok sanayi önemli bir üretiminde. rakam. İmalat sanayi. Sanayi endüstri üretmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bir şey üretmeniz lazım. Tamam. Sonuçta tarımda da üretiyorsunuz ama bunun bir de endüstri açısından o da imalat sanayine giriyor. Paketlenmesi, işte tarladan çıktıktan sonra onun ihracata hazır hale gelmesi vesaire o da bir imalat sanayinin işi. Şimdi imalat sanayinin daralması bir ülke için son derece kötüdür. Çünkü bütün sektörlerini etkiler. Şimdi imalat sanayi daraldığı zaman ekonomi gerçekten çok ciddi bir mengene sıkışmış, kapana sıkışmıştır. Çok ciddi bir sıkıntısı vardır. Şimdi buna bakılmıyor. Bu sıkıntının olacağını biz yıllardan beri, aylardan beri söylüyoruz. Bunun başladı, başlayacaktı, başladı, başlayacaktı ve nihayet başladı. Neden söylüyorduk? Biz Türkiye'deki kaynaklar, finansal kaynaklar eşit olarak insanlar ulaşamıyor, sanayici ulaşamıyor. Sizinkiler ve bizimkiler vardı. Onlar bizimkiler diyordu, ötekilere diğer normal sanayiciler ötekiler oluyor. Şimdi bu bir kaynağa ulaşılamıyor. Şu bu son derece önemli. İki, ihracat dövizlerine sanayiciler koyuyorsun. Şimdi sanayici kaynak bulamazsa, ihracat yapamazsa, ihracat dövizlerine koyarsın. İthalat ham madde ve yarım ham madde ithalat yapamazsa ne yapacak sanayici? Dükkanı yavaş yavaş kapatmaya başlar. Üretimi düşürmeye başlar. Üretimi nihayet de düşürüyor şimdi. Düşürmek zorunda kalıyor. Şimdi Bakanımızın Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Yurt dışı pazarlardan kaynaklanıyor bu diyor. Hayır, yurt dışı pazardan kaynaklanmıyor Sayın Şimşek. Siz ihracatçı sanayicinin ithalat yapabilmesi için gerekli dövizine el koyuyorsunuz. Bundan kaynaklanıyor. Ve kuru baskıladığınız için İçerideki mal fiyatları dışarıdan daha pahalı hale geldi. Bunu nerede görürsünüz? İthalattaki, toplam ithalat içindeki tüketim malları, yarı mamul ve ham madde değil de tüketim malları ithalatının artışında zaten bunu görüyorsunuz. %34 artmış. Niye? Çünkü içerideki mallar, sizi kuru baskıladığınız için içerideki mallar dışarıdaki mallardan daha pahalıya gelmeye başladı. Yurt dışından ithal ettiğiniz ürünler daha ucuza gelmeye başladı. Ne görüyorsunuz? O zaman tüketim malı ithalatı artarsa ne olur? İçerideki üretim düşer. Doğal sonucu bu. Ve şu an Türkiye yanlış ekonomi politikalarının halen düzeltilmemesinden dolayı enflasyonun yükseliş faturasının sade vatandaşa, ücretliye ve sanayiciye kesilmiş olmasından dolayı imalat sanayi daralıyor. Daha da daralacak. İşsizlik daha da artacak. Halen enflasyonun ana kaynağının kamu kesmenin
inanılmaz para harcamasından kaynaklandığını hala Ankara kabul etmiyor. Etmediği sürece ekonomi daralır. 5-6 ay sonra görürüz orada. Evet. Çok daha büyük bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Evet. Çok daha büyük bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Evet. Mehmet Şimşek'in o açıklaması da var. Oraya da geleceğim ama Mehmet Şimşek ayrıca şöyle de demişti. O iç piyasa daralacak zaten. Dolayısıyla dışarıya yönlenin demişti. Ama dışarıdan da iyi haberler gelmiyor. Siz Almanya'daki resesyonu çok uzun süredir söylüyorsunuz. Boşun otomobil sektöründe işte değişen talep ve teknolojilere uyum sağlamak için deniliyor ama 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde 1500 kişiyi işten çıkaracak. Çok çok büyük bir rakam değil mi? Biz zaten içeride daralıyoruz. Gözümüzü dışarıya çevirin deniliyor. Dışarıda en büyük ihracat yaptığımız ya da çalıştığımız ülke Almanya. Orada da yani boş gibi bir yerden 1500 işçi çıkarılıyorsa vay halimize o zaman. Ne olacak bu işin sonu? O yalnızca boşta. Diğerleri evet, var. Sadece boşta. Almanya şu an dünyanın her yerinden yatırımcı çekebilmek için inanılmaz teşvikler veriyor. Bakın inanılmaz teşvikler veriyor şu an. Almanya gibi devlet dünyanın her yerinden yatırımcı çekebilmek için, Türkiye'den de çekebilmek için. Mesela Türkiye'de çok ciddi buluş yapan firmalar var. Çok iyi biliyorum. Ben kendileri görüşüyorum. Türkiye'de yatırımları var. Ama yatırma bu buluşların sonucuna çıkan mamuller ve yarı mamul maddeleri bizim sanayimizde ve gümrük tarifi pozisyon cetvelinde tarifi olmadığı için birçoğu kabul edilmiyor. Tesisin dışına çıkartılamıyor. Oysa Almanya'da bunlar Avrupa'da kimya endüstrisinin, otomotiv endüstrisinin ana ham maddeleri olduğu için aman diyorlar fabrikayı sökün getirin biz de kurun. Ne istiyorsunuz verelim diyorlar. Bak fiilen içinde olduğum olay. Fiilen yaşadığım olay. Aman diyorlar getirin biz de kurun. Niye biz diyor ki bir çıkan madde var. Mesela bir sektör için söylüyorum. Bir madde var. Bu madde kimya sanayinin ana ham maddesi ama aynı zamanda enerji. Ya bunu bizde tarifi bir türlü tarifesi oturtulamadığı için 1,5-2 senedir, 3 senedir üretim yapan insanlar bunu ne yapacağız şimdi diyor. Açığa çıktı. Ve dünyanın en iyi 5 projesinden biri seçildi bu firma. Şimdi sen bunu yapıp Almanya bunu çağırıyorsa ve Almanya ekonomisi sürekli daralıyorsa senin daralmaman mümkün değil. Şimdi kimse kusura bakmasın. Sayın Mehmet Şimşek bunu görecek. Almanya ekonomisi sürekli daralıyor. Daha da daralacak. Adamlar bunu kafaya koymuş. Biz diyor ki enflasyonu indireceğiz. Bunun da bir bedeli var. Bu bedeli ödemeye razıyız. Ama halkı da diyor alıcı yıpratmadı ama oradaki insanlar da devletine yardım ediyor, tasarruf ediyor. Bizde ise enflasyonun ana sebebi devlet olduğu için bunun faturası halkı kesiliyor. Devlet hiçbir şey üstlenmiyor. İşte tam tersi yapılıyor. Ve insanların yurt dışına gitmesi için her halt yapılıyor. Her türlü baskı yapılıyor. Bu ekonomik daralmaya rağmen. Bu durumda sen krizden nasıl çıkarsın? Krizden çıkamazsın. Çıkmış gibi görünürsün çıkamazsın. Çok açık. Almanya bizim en çok ihracat yaptığımız yer. Orası daraldığı için biz daha da daralacağız. Avrupa Birliği'nde de yine aynı. İngiltere'de de daralıyor. Amerika'da daralıyor. Herkes daralıyor. Biz burada resesyonun zaten başladığımız sürede teknik olarak resesyon da geçen sene Mayıs'ta başladı. 2-3 aylık periyotta daralan ve enflasyon devam eden ülkelere biz resesyona girdiğini, teknik anlamda resesyona girdiğini zaten söylemiştik. Teknik tarifi de bu zaten. Şimdi Avrupa'nın ekonomisi kim? Lokomotifi Almanya. Adam daralıyor. Yunan uzaklığı da daralıyor. Sen bu ülkeye nasıl mal satacaksın peki o zaman? Nasıl yapacağız? Kuru da baskısı. Malda da fiyatla da rekabet edemiyorum. Ama nasıl olacak o zaman? Yani burada bazı şeyleri iyi görmedikler kanısındayım. Bu çok ciddi sıkıntılı. Benim gördüğüm bizdeki sanayici direnmeye çalışıyor ama buna rağmen %4 daralıyor. 4.1'den büyümesi, sanayinin büyümesi bütün bir geçmiş 12 ay için söylüyorum. %1.1'e indi. %4.1'den %1.1'e indi. Ama son 3-4 aydır, 5 aydır çok ciddi daralma yaşadı ekonomi. Bir kere bunu kabul edin. O zaman buna çare aramanız lazım. İmalat sanayi çare aramazsan tüccardan vazgeçti. Ama buna çare aramanız gerekiyor. Bu durumda işsizlik nasıl Türkiye'de azalıyor? Bunu ben hiç aklıma anlatıya yaptığım yok. Turizm yok. Bu mevsim kapalı. İmalat sanayi daralıyor ama işsizlik azalıyor. Nasıl oluyor? Kabul mü? Yok şimdi kimse kusura bakmasın. Yalnız bir tarafı yok. İşte Türkiye'de
Bir de tüm bu krizin üzerine inandırıcı meselesini eklediğin zaman kimsenin sana güveni kalmıyor. Vatandaşın da güveni kalmıyor. Kalmıyor yani. Şimdi çık sokağa de ki ya imalat sanayi düşmüş. Turizm gelirleri de yok. İnşaat sektöründe daralıyor. Ama bizim işsiz kazı oluyor. Nasıl soruyordu? Sok bakalım vatandaşı ne diyor sana. İnanan bir tane var mı? Biz de soralım, izleyicilerimize soralım. Sokağa çıkmak yerine izleyicilerimize soralım. Yazsınlar lütfen yoruma. Gerçekten inanan var mı? Ya da ne kadar inandırıcı geliyor, inandırıcı geliyor mu diye. Değilim. Umarım Amerika şu an tekrar biz faiz artışı tekrar yapmaz. Yaparsa bizim için kötü olur. O faiz artışı, Amerika'daki resesyon derinleşirse bizim en çok ihracat yaptığımız ikinci pazar Amerika. Orada çok ciddi sıkıntı yaşarız. Avrupa'da da yine aynı. Bakın şunu söyleyeyim. Cumartesi günü ben kapalı çarşı piyasasına ayaklı borsaya gittim. Oradaki insanlara 3 saat 4 saat vakit geçirdim. İnanılmaz hareketli. Cumartesi gününden bahsediyorum. Yani bir normal iş günden bahsetmiyorum. Ve sabahtan akşam saat 5.30-6'ya kadar sürekli işlem yapılıyor. Binlerce insan sürekli alışveriş yapıyor. Cumartesi gününde. Bu da sanayicinin ne kadar dövize ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Buradan gidip sade vatandaş gidip oradan döviz almıyor. Sanayicinin, tüccarın ne kadar dövize ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü niye? Sen sanayici dövizden %40'ını el koyuyorsun. Bir de zorluyorsun başka nedenlerden dolayı. Oradan da alıyorsun adamdan parasını. Peki bu adam neyle ithalat yapacak? Ham maddeyi neyle ithalat edecek? Ha işte daralıyor. Çünkü kimse kusura bakmayacak. İşte çarşamba günü Amerika'nın faize durum açıklanacak. Hep beraber göreceğiz ne çıkacağını ama durum iyiye gitmiyor. Açıklanan rakamların inandırıcılığı yok. Üzgünüm. Evet, hepimiz üzgünüz. Peki, çok teşekkür ediyorum hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.